TRT Haber ekranlarına, öğle ana habere hoş geldiniz sayın seyirciler. Günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Muhabirlerimiz sıcak duraklarda bizi bekliyor her gün olduğu gibi. Hemen dönelim kendilerine. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler Ankara'daki HDP Genel Merkezi'nin önüne siyah çelenk bıraktı. Ailelerle HDP'liler arasında arbede yaşandı. Ayrıntıları Ahmet Furkan Arvas'tan alacağız. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde şiddetli çatışmalar sürüyor. Ülkedeki son durumu Merve Güneş aktaracak bize. İngiltere yerel seçim için sandık başında. Seçime ilişkin ayrıntıları Londra'dan Zeynep Er Yılmaz'dan öğreneceğiz. Binlerce kişinin mağdur olduğu TODEX vurgununa ilişkin davanın ilk duruşması İstanbul'da başladı sayın seyirciler. Davaya ilişkin detaylar Muhammed Emin Şahin'de. İki dolandırıcılık çetesi başarılı operasyonlarla çökertildi ve deşifre olan iki örgüt hakkında iddianame hazırlandı. İddianamenin ayrıntılarına TRT Haber ulaştı. Hamza Çiftçi'den öğreneceğiz önemli başlıkları. Yurdun bazı bölgelerinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji yeni yağışlar konusunda uyarılarda bulundu. O uyarıları da Sefer Azak'tan alacağız. Dünya koronavirüs salgınını geride bırakmaya hazırlanırken Çin'in başkenti Pekin'de salgın önlemleri geri döndü. Çin'deki son durumu da Pekin'den Musab Eryiğit aktaracak bize. Bütün bu başlıklar ve daha fazlası için öğle ana haber başlıyor. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler Ankara'daki HDP Genel Merkezi'nin önüne siyah çelenk bıraktı. Ailelerle HDP'liler arasında arbede yaşandı. Ayrıntıları öğreneceğiz hemen. Ahmet Furkan Arvas karşımızda. Ahmet. Aslı Hocam, Diyarbakır'da aileleri temsilen 3 baba bugün Ankara'daydı. HDP Genel Merkezi önüne geldiler ve siyah çelenk bıraktılar. Çelengin üzerinde evlatlarımızı HDP'den istiyoruz yazılıydı. Sonrasında ise bir basın açıklaması yaparken HDP'li yetkililer, HDP'li milletvekilliler genel merkezin bulunduğu sokağa doğru geldiler. Bu sırada da babalar HDP'li milletvekillerine tepki gösterdi ve evlatlarını istediklerini ifade ettiler. HDP milletvekilleri ve partililer babalara saldırdı ve genel merkez binasının önüne bırakılan siyah çelengi parçalamak istediler. Oradan almak istediler. Bu sırada da bölgeye, sokağa çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Olaylara müdahale ettiler. Babaları, polisler güvenli bir alana çektiler ve sonrasındaysa yine arbede yaşanmaya devam etti. Gerginlik yaşanmaya devam etti. Bugün 3 baba temsilen Diyarbakır'dan geldi Ankara'ya. Celil Bektaş, Süleyman Aydın ve Nihat Aydın bugün Ankara'da HDP Genel Merkezi önündeydiler. Aileler açıklama yaparken de HDP'ye tepki gösterdiler. HDP'nin Kürtleri temsil etmediğini ifade ettiler ve bırakılan siyah çelengi HDP milletvekilleri kaldırmak istedi. Sonrasındaysa babalara saldırdılar ve bu saldırı sonrasında da bir gerginlik yaşandı. Polis ekipleri de olaya hemen müdahale etti. Açıklamada HDP'ye tepki gösterilen babalar evlatlarını istediklerini ifade ettiler ve Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki aile sayısında 285'ten 286'ya çıktığını ifade ettiler. Şu anda da polis ekipleri, çevik kuvvet ekipleri yine burada önlemleri almış durumda. Tansiyon düşmüş durumda. Aileler güvenli bir alana, güvenli bir bölgeye götürülmüş durumda. HDP Genel Merkezi önündeki son durum bu şekilde Asnoya. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları Nisan'da %7,25 arttı. Yıllık bazda %69,97'ye yükseldi. TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış %105,86 ile ulaştırmada görüldü. Gıda ve alkolsüz içeceklerde %89,10, ev eşyasında %77,64 artış yaşandı. Tüketici fiyatları bazında Nisan'da en fazla fiyat artışı %69,3 ile kuru soğanda, en çok fiyat düşüşü ise %21,43 ile salatalıkta görüldü. Geçen ay kuru soğandaki fiyat artışını kıvırcık, domates, patates izledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre üretici fiyatları yani ÜFE Nisan ayında %7,67 artarken yıllık bazda %121,82 olarak gerçekleşti. İhracat Nisan ayında rekor kırdı sayın seyirciler. 2021 yılının aynı ayına göre ihracat rakamları %24,6 arttı. 23,4 milyar dolar oldu. Açıklamayı Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptı.
küresel ekonomide son dönemde yaşanan bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen ülkemiz ihracattaki 2022-2021 başarısını sürdürmekte. 2022 yılının ilk 4 ayında da güçlü performansını devam ettirmiştir. Verilere baktığımız Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ihracat rakamı özelliğini taşımaktadır. 2022 yılının ilk 3 ayında da en yüksek aylık rakamları açıklamıştır. Böylelikle artış serimiz bu yılın ilk 4 ayında olduğu gibi bu ayda devam etmiştir. Öte yandan 29 Nisan tarihinde gerçekleştirdiğimiz 1 milyar 956 milyon dolarlık ticaret ihracat hacmimiz Cumhuriyet tarihinde yalnızca bir günde yapılan en yüksek ihracat olması bakımından oldukça değerlidir. Milyonlarca memur ve memur emeklisi yeni haftayı bekliyor. 3600 ek gösterge toplantısına odaklanmış durumda. Bu çalışmayla polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ek göstergeleri yükselecek. Maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerde artış olacak. Toplantıda göstergesi olmayan olmayanların durumunun da görüşülmesi bekleniyor. 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını burada bir kez daha çizmek istiyorum. O çalışma için geri sayım sürüyor. Gözler yeni haftada. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili komisyon 10 Mayıs'ta tekrar toplanacak. Üçüncü toplantıda 3600 çalışmasıyla ilgili önemli kararlar alınması bekleniyor. 3600 ek gösterge meslek kanunuyla öğretmenlere verildi. Yeni yıldan itibaren ek göstergeden yararlanacaklar. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire, din görevlileri ve idareciler de bu hakka sahip olacak. Çalışmanın etkileyeceği meslek gruplarının kapsamı genişleyebilir. 4 hizmet kolu esas ama bazı statü gruplarının da yani toplumsal adaleti, adalet duygusunu şey yapmak, güçlendirmek için bazı grupları da bu kapsamın içerisine alacağız. Ek göstergesi 2200'den düşük olanlarla göstergesizlerin durumunun da 10 Mayıs'taki toplantıda ele alınması bekleniyor. Bu kapsama giren yaklaşık 1 milyon memur emeklisi var. Ek gösterge düzenlemesi en çok memur emeklilerini etkileyecek. Maaş artışının yanı sıra emekli ikramiyelerinde de artış olacak. Yeni haftadaki 3600 ek gösterge toplantısının ardından düzenlemeye son şeklinin verilmesi bekleniyor. Hedef, çalışmayı bu yasama dönemi içinde meclisten geçirmek. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde şiddetli çatışmalar sürüyor. Makeyevka şehrinde Rus güçlerinin elinde bulunan bir petrol deposunun vurulduğu açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Mariupol'deki Azovstal fabrikasında sığınaktaki 344 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Rusya ise fabrikadaki sivillerin tahliyesi için bugünden itibaren 3 gün süresince belirli saatlerde çatışmaları durduruyor. Ukrayna-Rusya savaşında çatışmalar Donetsk bölgesinde yoğunlaştı. Makayevka şehrinde Rus güçlerinin kontrolü altındaki bir yakıt deposu vuruldu. Rus yanlısı ayrılıkçılar deponun Ukrayna füzeleriyle vurulduğunu belirtti. Saldırı sonrası depoda patlamalar oldu, yangın çıktı. Rus güçleri ise Dnipro kentine hedef aldı. Dnieper nehri üzerindeki bir köprüye düzenlenen roketli saldırıyı güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. Mariupol şehrinden sivillerin tahliye edilmesi için çalışmalar da sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Azovstal fabrikasında sığınakta bulunan 344 sivilin tahliye edildiğini duyurdu. Kurtulan siviller Zaporijya kentine götürüldü. Ukraynalı bir komutan, Rus askerlerinin fabrikanın bulunduğu bölgeye girdiğini belirtirken, Rusya ise bunun doğru olmadığını açıkladı. Fabrikadaki sivillerin tahliyesi için Rusya da adım attı. Savunma Bakanlığı bugünden itibaren 3 gün boyunca saat 8 ile 18 arasında ateşkes ilan edileceğini, tahliyeler için insani koridor açılacağını belirtti. Ukrayna'nın Rivne kentinde ise akaryakıt yüklü bir kamyonla sivilleri taşıyan bir otobüs çarpıştı. Kazada 26 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda saldırı yoğunluğunu artırmaya çalıştığını kaydetti.
Ukrayna istihbaratı Moskova'nın Rusya'nın zafer günü olan 9 Mayıs'ta Mariupol'de askeri geçit yapmayı planladığını, tören için şehrin hazırlandığını öne sürdü. Moskova iddiayı yalanladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait aralarında 4 mühimmat deposunun da bulunduğu 40 askeri hedefin vurulduğunu kaydetti. Bakanlık, Karadeniz'deki bir Rus denizaltısından fırlatılan kalibir seyir füzelerinin görüntülerini de paylaştı. Rusya'nın Ukrayna'da harabeye çevirdiği yerlerden biri de Irpin. Şimdi o noktaya gideceğiz. Kentteki son durumu, son bilgileri Merve Güneş'ten öğreneceğiz hemen. Merve, seni dinleyelim. Aslı, Irpin aslında önemli noktalardan biriydi. Rus ordusunun Kiev'e ulaşması için kullanacağı güzergahlardan biriydi ve günlerdir biz de ekrana getirmeye çalışıyoruz. Birçok noktada halen haftalar geçmesine rağmen savaşın izleri halen duruyor. Bulunduğumuz yer aslında Irpin'in çıkışına yönelen bir yer. Hemen arkamda bakın, bu noktada siperler duruyor. Bunlar Ukrayna'nın Rus ordusunun geçişini engellemek için açtığı siperlerden birisi aslında. Siperler önemliydi, zira Rus ordusunun bir anda Kiev'e gelmek için buralara gelmesiyle beraber çok daha geride bıraktıkları geri kalan, yani Kiev'e daha yakın noktalara siperler açabilmişlerdi. İşte çoğu yerde halen o kum torbaları, kazılmış siperler ve hatta o beton blokları da görebiliyoruz. Burası önemliydi diyorum, zira hemen ileride yanmış bir süpermarket var aslında, alışveriş merkezi var. Hava saldırılarının ardından bölgeye gelen kara birliklerinin aslında tahribatı da son derece burada etkili olmuş durumda. Birçok etraftaki yapı yine harabeye dönmüş, küle dönmüş durumda. Ancak bakın, bakıldığı zaman paslanmış gibi görünüyor aslında. Bütün yapılar, bütün metaller terk edilmiş gibi görünüyor. Ancak ne yazık ki hava saldırılarının ardından tamamen kullanılamaz hale gelmiş ve Şubat ayında bu noktalar gayet işlek noktalardı. Hemen ileriki noktada bir kontrol noktası bulunuyor aslında. O kontrol noktası hala aktif burada Irpin'in girişinde. Belirttiğim gibi Kiev'in aslında etrafındaki noktalarda, Kiev merkezin dışındaki noktalardaki kontrol noktaları hala azaltılmış durumda. Hayat çok daha normale dönüyor ama burası gibi, Irpin gibi, Buça gibi, Borodyanka gibi noktalara, Rus ordusunun daha önce girdiği noktalardaki kontrol noktaları artık çok daha temkinli yaklaşıyorlar. Güvenlik önlemlerine devam ediyorlar. Askerler halen o noktada bekleyişini sürdürüyor. Zira 9 Mayıs'tan bahsediliyor. Rusya için önemli bir gün. O noktada, o gün burada bir saldırı olma ihtimaline karşı büyük bir teyakkuzda şu an itibariyle aslında ekipler. Hatta bu güvenlik noktalarında halen yığınaklar da yapılmaya devam ediliyor. Siperler bazı noktalara, yeni yeni siperler açılmaya başlanmış durumda. Savaşın ilk aşamasında olmayan siperleri geldiğimiz dönemde görmediğimiz yerlerde biz artık siperler ya da kontrol noktaları görmeye başladık. Bir yandan belirttiğim gibi Kiev merkezinde hayat normale dönmeye çalışıyorken bu noktalarda, önemli noktalarda, kritik noktaların yeniden hedef alınmasına ihtimaline karşı aslında güvenlik önlemleri çok da artırılmış durumda. Burası insanlık dramına şahit olan bir yerde binlerce sivil Irpin'den tahliye olmaya çalışmışlardı. Bu noktalar aslında birer birer hava saldırılarının hedefindeydi ve yine burada çok yoğun çatışmalar yaşanmıştı diyelim Aslı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi ile Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Alexey Likachev İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durum ele alındı. Konuya ilişkin açıklama Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapıldı. Yazılı açıklamada Grossi'nin Likachev ve bazı üst düzey Rus yetkililerle Türkiye'de bir araya geldiği belirtildi. Grossi'nin Rus güçlerinin kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'nde güvenliğin sağlanmasının önemini vurguladığı, bu tür profesyonel görüşmeleri sürdüreceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Ukrayna'da nükleer güvenlik denetimine ilişkin uzaktan veri aktarımı sağlayan mekanizmaların ülke genelinde sorunsuz çalıştığı vurgulandı. Sayın seyirciler, Vatikan'la Rus Ortodoks Kilisesi Ukrayna konusunda atıştı. Rus Ortodoks Kilisesi, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e tepki gösterdi. Francis'in Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril'e yönelik Putin'in dini hizmetkarı olamaz sözlerini kullanmasını üzücü olarak niteledi. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril'le 1,5 ay önce yaptığı çevrim içi görüşmeyi anlattı. Kiril'in 20 dakika boyunca Rusya-Ukrayna savaşını haklı çıkarmak için elindeki notları okuduğunu söyleyen Papa Francis,
Patrik Kiril kendisini Putin'in dini hizmetkarı haline dönüştüremez ifadelerini kullandı. Papa'ya tepki gecikmedi. Rus Ortodoks Kilisesi'nden yapılan açıklamada Papa Francis 1,5 ay önce yapılan görüşmeyi anlatmak için yanlış tonu seçti denildi. Kiril'e yönelik kullandığı sözler üzücü olarak nitelendirildi. Avrupa Birliği'nin ise Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril'e yaptırım planladığı iddia edildi. Batı basınına sızdırılan Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketinde Patrik Kiril'in Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını destekleyen en önde gelen kişiler arasında gösterildiği belirtiliyor. Türkiye'deki Suriyelilerin istikrara kavuşturulan bölgelere geri dönüşü için çalışmalar sürüyor. 500 bin kişi ülkesine döndü. 1 milyon Suriyelinin dönüşü için de plan hazır. Suriyeliler Azez, Cerablus, Elbab'ın da dahil olduğu 13 güvenli bölgeye yerleştirilecek. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Türkiye'deki 500 bin Suriyeli ülkesine geri döndü. 1 milyon kişinin dönüşü için de planlamalar tamamlandı. Buna göre dönüşler ilk olarak Ankara, İstanbul, Konya, Adana, Gaziantep gibi nüfusun yoğun olduğu illerden başlatılacak. Suriyeliler Azez, Cerablus, Elbap, Rasulayn'ın da dahil olduğu 13 güvenli bölgeye gönderilecek. İnşallah Suriye'nin diğer kısımları da zaman içinde güvenli hale geldiğinde oralarda da benzer çalışmaları yürüterek gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız. Geri dönüşler için güvenliğin yanı sıra barınma alanları ve iş sahası imkanları da oldukça önemli. Bugüne kadar AFAD koordinesinde 57 binden fazla biriket ev tamamlandı. Sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle yeni yaşam alanları oluşturulması için de çalışmalar başlatıldı. Bölgeye gönüllü dönen Suriyelilere yeni istihdam alanları da sağlanacak. Küçük sanayi siteleri, dükkanlar, çarşılar gibi ticaret alanları kurulacak. Meslek edindirme kursları açılacak. Bölgede hali hazırda çiftçilere gübre ve tohum destekleri de verildi. Günlük hayatın devamı açısından Suriyelilerin yerleştirileceği yerlere okul, hastane, cami ve kamu binaları inşa edilecek. Suriyeli çocuklar 26'sı yeni, 827'si onarılan 1429 okulda eğitime devam ediyor. 48 okulun inşası da sürüyor. Proje için ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil ulusal ve uluslararası fonlardan destek istenecek. İngiltere yerel seçimler için sandık başında. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi yerel saatle 22'ye kadar devam edecek. Seçime dair son notlar, son bilgiler için Londra'dan Zeynep Er Yılmaz karşımızda. Zeynep, seni dinleyelim hemen. Nasıl bir atmosferde geçiyor seçim? Hangi sahiplerin seçmen üzerinde etkili olması bekleniyor? Seni dinleyelim. Aslı, yerel saatle sabah 7'de oy verme işlemi başladı ve gene yerel saatle akşam 10'a kadar oy verme işlemi devam edecek. Yerel seçimler İngiltere, Galler ve İskoçya'da gerçekleştiriliyor. Ancak şunu da altına çizelim. Burada bölgesel yerel seçimler gerçekleştirilirken diğer taraftan Kuzey İrlanda'da da parlamento seçimleri yapılıyor. Gene bugün olmak üzere. Bu yerel seçimlerde belediyelerde yarışmak üzere 4000'den fazla aday var ve 35 milyon kişinin İngiltere, Galler ve İskoçya'da sandık başına gitmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde de çok erken bir saatte Başbakan Boris Johnson oyunu kullandı. Churchill'da oyunu kullandı ve şu anda arkamda görmüş olduğunuz Başbakanlık ofisinde 10 numarada çalışmalarına devam ediyor Başbakan Boris Johnson. Tabii biraz önce sen de söyledin, önemli bazı başlıklar var. O başlıklar ulusal, her ne kadar seçim yerel olsa da bu ulusal başlıkların sandık sonuçlarına etki etmesi bekleniyor. Şöyle ki, hatırlanacağı üzere kısıtlamalar sırasında Başbakanlık'ta partiler düzenlendiği ortaya çıkmıştı ve Başbakan Boris Johnson ceza almıştı. Hem Başbakanlık'ta kısıtlamalar sırasında düzenlenen bu partilerin yanı sıra ayrıca artan enflasyon ve yaşam maliyetleri de bu seçimlerde öncü ve belirleyici olması bekleniyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi 35 milyondan fazla insan sandık başına gidecek.
gelecek bu seçimlerde. Ancak hatırlatmamız gereken bir nokta var. Özellikle Londra başta olmak üzere ulusal başlıkların etkili olabileceği söyleniyor. Son yapılan anketlere göre de İşçi Partisi'nin, ana muhalefet partisi İşçi Partisi'nin, Muhafazakar Parti'nin özellikle Londra başta olmak üzere bazı bölgelerde 10-15 puan önde olduğunu söylememiz gerekiyor diyelim. Ve sözü tekrar Londra'dan Ankara'ya bırakalım. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası son 22 yılın en yüksek faiz artırımına gitti. Fed politika faizini 50 bas puan artırdı. Piyasalar faizin beklentiler dahilinde artmasını olumlu karşıladı. Fed Başkanı Powell'ın 75 bas puanlık artış gündemimizde yok mesajıyla dolar geriledi. Tahvil, hisse senetleri ve altın yükselişe geçti. Fed'in merakla beklenen faiz kararı daha önce açıkladığı şekilde geldi. 50 baz puanlık artış ve Fed Başkanı Powell'ın mesajları olumlu karşılandı. Amerikan enflasyonu açıklandığından bu yana acaba 75 baz puanlık bir faiz artışı olabilir mi tartışması da vardı. Fed Başkanı 75 baz puanlık faiz artışının masada olmadığını söyledi. 2000 yılından bu yana en yüksek faiz artırımına gidilmiş olsa da bir süredir FED gerilimiyle düşen piyasalar yeniden toparlanmaya başladı. Kararın ardından dolar geriledi, ons altın yükselişe geçti. FED'in beklenenden daha yumuşak bir politika izlemesi, dolar endeksindeki bir kırılmaya sebep oldu. Orada bir gerileme gördük. Altın fiyatı bundan olumlu etkilendi. Ons altında belirgin bir artış görüyoruz. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde de dolar karşısında bir miktar rahatlama bekleniyor. Bankanın Temmuz ve Ağustos aylarında da 50'şer baz puanlık faiz artırımı yapacağı düşünülüyor. Biz önümüzdeki toplantılarda da en az iki toplantıda da 50'şer baz puanlık faiz artışı göreceğiz ama sonrasında faiz artış serisi yıl sonuna kadar devam edecek. Fed'in bir sonraki toplantısı 14-15 Haziran tarihlerinde yapılacak. Binlerce kişinin mağdur olduğu TODEX vurgununa ilişkin davanın ilk duruşması İstanbul'da başladı. Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Davaya ilişkin notları öğreneceğiz. Hemen Muhammed Emin Şahin bizi bekliyor. Muhammed Emin, seni dinleyelim. Aslı Noyan, senin de belirtmiş olduğun gibi firari sanık Faruk Fatih Özer'in elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne ilişkin dava saat 11.30'da arkamızda bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'nde başladı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyi kabul etmiş. 6'sı tutuklu 21 sanığın yer aldığı o davanın ilk duruşması saat 11.30'da başladı. Şu an davada 2027 kişi de mağdur sıfatıyla yer alıyor. Mahkeme heyeti başkanı önce kimlik tespitlerini gerçekleştirdi ve o kimlik tespiti sırasında Faruk Fatih Özer'in kardeşi Güven Özer söz aldı ve bir reklam şirketi sahibi olduğunu, aylık gelirinin ise 40 bin dolar olduğunu ifade etti. Daha sonrasında tutuklu sanıkların ve tutuksuz sanıkların savunmalarına geçildi. Burada da yine firari sanık Faruk Fatih Özer'in kardeşi Güven Özer dosya kapsamında asıl mağdurun kendileri olduğunu belirtti. Daha sonrasında eşi, Faruk Fatih Özer'in eşi Zuhal Özer söz aldı. Herhangi bir gelirinin olmadığı, ev hanımı olduğunu ve herhangi bir suça karışmadığı için tüm üzerine atılı olan o suçlamaları reddettiğini belirtti. Şu ana kadar 3 tutuklu sanık savunmasını verdi ve mahkeme heyeti başkanı saat 1'de 1 saatlik ara verdiğini açıkladı. Biraz da dilerseniz o iddianamedeki çarpıcı detaylara değinelim. Örgütlü kaçakçılık ve mali suçları soruşturma bürosu avcısı Yücel Ertaş hazırladığı iddianamede Faruk Fatih Özer'in elebaşı koltuğunda olduğuna dikkat çekmişti. 13 sanığın örgüt üyesi, 7 sanığın ise örgüt yöneticisi olduğunu öne sürmüştü yine. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması saat 11.30'da başladı ve gelecek saatlerde diğer tutuklu sanıkların savunmalarını gerçekleştirmesini beklediğimizi söyleyelim ve sözü tekrar size bırakalım. İki dolandırıcılık çetesi başarılı operasyonlarla çökertildi ve deşifre olan iki örgüt hakkında iddianame hazırlandı. İddianameler çetelerin akıl almaz yöntemlerini ortaya koydu. O iddianamelerin detaylarına TRT Haber ulaştı. Ayrıntıları öğreneceğiz hemen Hamza Çiftçi'den. Hamza.
Aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dolandırıcılık çetelerine yönelik kapsamlı çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda mercek altına alınan iki farklı örgütün ortak noktası olduğu tespit edildi ve bu iki örgüte yönelik tek bir iddianame, tek bir soruşturma yapıldı. Çünkü bu örgütün ortak bir noktası vardı. O da Önder Kod adlı bir kişiydi. Bu dolandırıcılık çeteleri içinde yer alan Önder Kod adlı kişi her iki örgütteki bilgileri diğer örgüte aktararak mağduru bir yöntemle dolandırılamazsa diğer bir yöntemle dolandıran kişiydi. Ve bu örgütler iki farklı prensiple hareket ediyordu. Birisi, birinci örgüt, nüfus müdürlüğü çalışanıyla hareket ederek kişisel bilgileri elde ediyor ve bu bilgileri sim kartlarını kopyalamak için kullanıyor. Ardından da banka hesaplarını ele geçiriyor. Akabinde de bankadaki hesaplardaki paraları kendi hesaplarına aktarıyor. Hatta kredi bile çekerek o paraları da kendi hesaplarına aktarıyordu. Diğer örgüt ise standart olarak bilinen klasik telefon dolandırıcılığı yöntemiyle kişisel bilgileri ele geçirmeye yönelik bir yöntemdi ve bu yöntemle de yine dolandırıcılık faaliyeti yapılıyordu. İki örgütün 51 farklı eyleme karıştığı biliniyor ve 85 şüpheli tespit edildi. Delil ve tespitlerin yer aldığı 219 sayfalık bir iddianame hazırlandı ve o iddianamede Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Önümüzdeki günlerde de bu 85 kişinin yargılanmasına başlanacak. İstanbul'da 19 yaşındaki genç kız kendisini takıntılı şekilde takip eden saldırgan tarafından sokak ortasında öldürüldü sayın seyirciler. 19 yaşındaki Asiye Atalay, Esenler'de yürüdüğü sırada kendisini daha önce de rahatsız eden kişi tarafından durduruldu. Saldırgan genç kıza bir el ateş edip kaçtı. Başından vurulan Asiye Atalay hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganı arıyor. Ramazan bayramının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. Yasama yılı bitmeden birçok düzenleme hayata geçirilecek. Kadına şiddete yönelik cezaları artıran düzenleme genel kurulda görüşülmek için gün sayıyor. E-ticarete çeki düzen verecek yasa teklifinin de yine meclise sevk edilmesi bekleniyor. Hukuki, adli, idari ve en önemlisi zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız. Bayram sonrası meclis yine yoğun çalışacak. Kadına şiddete cezaları artıran düzenleme öncelikli gündem maddesi olacak. Teklifle kadınlara karşı şiddet nitelikli suçlar arasına alınacak, cezası ağırlaştırılacak. İlk kez ısrarlı takip ceza kapsamına girecek. İhale indirimi bu davalarda sınırlandırılacak. Düzenleme ile sağlık çalışanlarına şiddetinde cezası artırılacak. Elektronik ticaretle ilgili düzenleme de bayram sonrası meclise sevk edilecek. Teklifle artan tüketici şikayetleri en aza indirilecek. İnternet üzerinden satış yapan elektronik ticaret platformlarına da çeki düzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz. Denizlerde müsilaj sorununa çözüm bulmak için de düzenleme yolda. Marmara Havzası için özel tedbirler hayata geçirilecek. Hazırlanan eylem planı AK Parti'nin teklifiyle yasal çerçeveye oturtulacak. Ayrıca bankacılık sektörünü ilgilendiren ekonomi düzenlemesi genel kurulda görüşülmek için sırada bekliyor. Düzenleme ile şirketler için kur korumalı mevduat sistemindeki vergi istisnası yıl sonuna kadar sürecek. Aksaray'da etkili sağanak heyelana sebep oldu. Ihlara Vadisi yoluna dev kaya parçaları düştü. Aksaray'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetlenen sağanak Güzelyurt ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin zarar görmesine sebep olan sağanakta Ihlara Vadisi çıkışındaki Belisırma Karayolu'na yamaçtan dev kaya parçaları düştü. Jandarma güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri kaya parçalarını yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.
Yurdun diğer bazı bölgelerinde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Adıyaman, Sivas, Aksaray ve Yozgat şiddetli yağış ve dolu nedeniyle ulaşımın aksadığı kentler oldu. Yine tarım arazilerine zarar verdi şiddetli yağış. Kayseri'de ise heyelana yol açtı yağış. Evet. Ceviz büyüklüğünde yağdı, araçlara, tarım arazilerine zarar verdi. Adıyaman'ın Besne ilçesinde bir anda bastıran doluyla yollar beyaza büründü. İlçe merkezi ve köylerde etkili olan yağış 15 dakika sürdü. Bazı araçlar, ekinler ve ağaçlar doludan zarar gördü. Sivas'ın Zara ilçesinde de etkili olan dolu araçlara hasar verdi. Sivas-Kayseri karayolundaki yağış anı sürücüler tarafından kaydedildi. Yozgat'ta ise aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar arızalandı. Trafik ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Elazığ'da doluyla birlikte yollar beyaz örtüyle kaplandı, araçlar kontrollü ilerledi. Kentte bazı cadde ve alt geçitleri su bastı. Adana'nın Kozan ve Feke ile Mersin'in Çamlıyayla ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu. Ekili alanlarla bahçedeki sebze ve meyveler zarar gördü. Kuvvetli yağış Kayseri'de ise sel ve heyelana neden oldu. Yahyalı ilçesinde kaya parçaları yollara düştü, sokak ve caddeler su altında kaldı. Turistik bölgelerden Kapuzbaşı takım şelaleleri yolu ulaşıma kapandı. Kars çayının da taşmasıyla köy meydanları ve yollar su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Şiddetli yağış Aksaray'da da etkili oldu. Aksaray merkeze bağlı Kargın köyünde ve Güzelyurt ilçe merkezi ile Selime beldesinde dereler taştı. Bazı tarım arazileri suyla kaplandı ve evlerde su baskınları oldu. Ve bu arada meteoroloji yine yağışlarla ilgili uyarıyor. Hangi bölgeleri kapsıyor son uyarılar? Bu sorunun yanıtını Sefer Azak'tan alacağız hemen. Sefer, seni dinleyelim. Aslın Oyan, yurdun bazı bölgelerinde bahar yağışları devam ediyor. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde hafta sonuna kadar devam edecek. Erzurum ve Ağrı çevrelerinde ise yer yer kuvvetli gök gürültü sağanak yağışlar var. Bu kapsamda meteorolojiden de bir uyarı geldi. Heyelan, ani su baskını, sel riski ve yıldırım düşmesine karşı vatandaşlar uyarıldı. Ancak bölgede herhangi bir olumsuzluk şimdiye kadar yaşanmadı, bunu söyleyebiliriz. Benzer bir uyarı Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi için de geldi. Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde de akşam saatlerine kadar sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olması bekleniyor ve dolu yağışları da bekleniyor. Bu kapsamda meteoroloji bölgede yaşayanları yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı uyardı. Doğu Karadeniz bölgesi için de bir uyarı vardı. Özellikle Rize, Artvin ve Trabzon civarlarında da etkili sağanak yağışlar bekleniyor diyelim. Sözü size bırakalım. İstanbul'da 4 hırsız kuyumcu kepengine ait uzaktan kumandanın frekansını tespit etti. Hırsızlar gece yarısı kepengi açıp çuvalla altın çaldı sayın seyirciler. Sadece 2 dakika içeride kaldılar. Altınları çuvala doldurup kaçtılar. 4 hırsızın hedefinde İstanbul Beykoz'daki kuyumcu vardı. Önce iş yerinin kepengine ait uzaktan kumandanın frekansını tespit ettiler. Yaptırdıkları uzaktan kumandayla gece vakti dükkana girdiler. Biri kapıda beklerken diğerleri altınları çuvala doldurdu. Hırsızlar caddede bekleyen otomobile binip kaçtı. Dükkan sahibi sabah iş yerine gittiğinde durumu fark etti, hemen polise haber verdi. Daha önce de 14 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen biri kadın 4 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. 3'ü tutuklandı. İstanbul Ümraniye'de 2 caminin şamdanları çalındı. Güvenlik kameralarından tespit edilen hırsız çok geçmeden yakalandı. Fakat tutuklanan hırsızın çaldığı şamdanları hurdacıya sattığı belirlendi. Camiye girdi, mihrabın kenarındaki büyük şamdanları böyle çaldı. Güvenlik kamerası görüntüleri İstanbul Ümraniye'de kaydedildi. Esenkent ve Kazım Karabekir mahallelerindeki camilerde bulunan şamdanlar çalındı.
iftarın boşluğundan. Ondan sonra gelmiş, onlar almış gitmiş. Hoca elini yüzünü yıkama gitmiş. Abdest almaya giderken orada da gelmiş, 2 dakikanın içinde çalmış götürmüşler. Şüpheli Emin Ali Paşa ve Errahman camilerini gözüne kestirdi. Ardından 2 gün arayla camilerde bulunan şamdanları çaldı. Neyse ki hırsızı camideki güvenlik kameraları ele verdi. İhbar üzerine ekipler inceleme başlattı. Kamera kayıtları kontrol edildi. Hırsızın kimliği tespit edildi. Hırsız Beykoz'da yakalandı. Hırsızın şamdanları hurdacıya sattığı belirtildi. Esenkent'teki Emin Ali Paşa Camii'nden çalınan şamdanların yerine yenisi alındı. Gittik biz yenisini aldık, yenisini koyduk yani. Hırsızın aşk hali belli. Uzun boylu, maskeli biri. Efendim caminin içinde 3-4 sefer tur atmış, dönmüş falan. Baktı kimse yok. Onları gözüne kestirdi, aldı gitti yani. Hırsız çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Benzer suçlardan 21 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Dünya koronavirüs salgınını geride bırakmaya hazırlanırken Çin'in başkenti Pekin'de salgın önlemleri geri döndü. Başkent sokaklarının büründüğü sessizlik Çin'de salgın geri mi döndü sorularını akıllara getiriyor. Son durumu, son notları Pekin'den Musab Eryiğit'ten alacağız hemen Musab. Evet, dünya salgını geride bırakmaya hazırlanırken Çin'de farklı bir tablo oluşmuş durumda. Vaka sayılarıyla, ölüm sayılarının artmasıyla o Çin'in sert salgın önlemlerinin yeniden devreye girmeye başladığını görmüştük aslında Şanghay'da. İşte o önlemler şimdi ülkenin başkenti Pekin'de devreye girmiş durumda. Sokaklar sessizliğe bürünmüş durumda. Öyle ki 2 sene önce salgının ilk günlerindeki manzaralar yeniden Çin'in başkentinde ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Tabii özellikle de Pekin'de ülkenin başkenti olunca oldukça dikkat çekti bu önlemler. Evden çalışma usulüne gidildi ki kentin merkez ilçesinde vakalar tespit edilince evden çalışma usulü benimsendi. Dolayısıyla toplu taşımada da kısıtlamalara gidildi. Birçok metro istasyonu, otobüs istasyonu geçici olarak salgın önlemleri çerçevesinde kapatılmış, durdurulmuş durumda. Aynı şekilde eğitim de yine çevrimiçi olarak devam edecek. 5 günlük bir tatil vardı aslında. Bugün çocukların okullara dönmesi bekleniyordu. Ancak vakalar üzerine salgın önlemleriyle birlikte işte bu gerçekleşmedi. Çocukların okula dönmesi bir hafta daha ertelendi. Bu bir hafta boyunca salgının seyri takip edilecek ve ardından çevrim içi eğitim devam mı edecek? Yoksa çocuklar okullarda yüz yüze eğitime başlayacak mı? Bunun kararı verilecek. Aslında bakıldığında Çin'de vaka sayılarının yine de çok yüksek olmadığı gözüküyor. Örnek vermek gerekirse Pekin'de sadece 50 yeni vaka tespit edildi. Ancak buna rağmen sert önlemlerin alındığını görüyoruz. Çin bu politikasını salgının başından beri devam ettiriyor ve buna sıfır vaka politikası ismini veriyor. Tek bir vaka dahi olsa sert karantina önlemleri almaktan çekinmiyor. Tabii durum böyle olunca da özellikle de toplumsal hayatın, ekonomik hayatın bu önlemlerden oldukça olumsuz şekilde etkilendiği tartışmaları yol açmıştı ki bu da tabii Çin'de toplum bağışıklığının, toplumsal bağışıklığın sağlanamaması yönelik eleştirilere yol açmıştı. Zira aşılama oranları her ne kadar yüksek olsa da ki Çin'de aşılama oranlarının %90'ın üzerinde olduğu açıklanmıştı. Ancak buna rağmen toplumsal bağışıklığın düşük kalması omikron ve alt varyantının Çin toplumu içerisinde daha hızlı bir şekilde yayılmasına gerekçe olarak gösteriliyor. Toparlamak gerekirse Çin'de, başkent Pekin'de salgın görüntüleri 2,5 yıl öncesine dönmüş durumda. Sokaklarda sessizlik hakim. İnsanların büyük bölümü evlerinden çalışıyor. Okullarsa çevrim içi olarak dersler devam ediyor diyelim ve sözü size bırakalım. Gürültü kirliliğinin insan sağlığını olumsuz etkilediği biliniyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma olayın ürkütücü boyutunu ortaya koyuyor. Ölümcül hastalıklara bile yol açabileceğini gösteriyor bu araştırma. Aşırı gürültülü yerlerde yaşayan insanların kalp krizi geçirme riskinin arttığı belirlendi. Yoğun trafikteki korna sesi ya da uçakların iniş ve kalkışı. Tüm bunların oluşturduğu gürültü kirliliği sağlığı olumsuz etkiliyor. Hatta kalp krizine bile yol açabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Rutgers Robert Wood Johnson Tıp Okulu yeni bir çalışmaya imza attı.
gürültülü ortamda yaşayan kişilerin kalp krizi geçirme olasılığının sakin yerlerde yaşayanlara oranla %72 daha yüksek olduğunu belirledi. Uzmanlara göre kentlerde görülen her 20 kalp krizinden birinin nedeni gürültü kirliliği olabilir. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde yaşamak bu riski artırıyor. Tren yolu ve havaalanları yakınında yaşayanların da kalp krizine daha yatkın olduğu görüldü. Araştırma için 65 desibel ve üzerindeki seviyede gürültü olan ulaşım güzergahı üzerindeki yerlerde inceleme yapıldı. Gürültülü yerlerde yaşayan 100 bin kişiden 3336'sının, sakin yerlerde yaşayan 100 bin kişidense 1938'inin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Ulaşım güzergahları üzerinde ikamet edenlerin gürültünün yanı sıra araçların egzoz gazı ve hava kirliliğinin diğer türlerine maruz kaldığı da belirtildi. İzmir mis kokulu bir festivale ev sahipliği yapıyor. 2 yıldır pandemi yüzünden düzenlenemeyen Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali bu sene İzmirlilerle buluşuyor. Hemen rengarenk festival alanına çevirelim kameralarımızı ve söz sırasını Duygu Tuncer'e bırakalım. Duygu. Aslında yan bahar aylarının içimizi ısıtmaya başladığı şu günlerde çiçeğin başkenti unvanını son derece hak eden İzmir'in Bayındır ilçesinde 23. Uluslararası Çiçek Festivali düzenleniyor. Çiçek Festivali'ne ilçede günler öncesinden itibaren hazırlık başladı. İlçenin etrafındaki yüzlerce seradan yetişen çiçekler ilçenin bu festivalin düzenleneceği, kortej yürüyüşünün yapılacağı caddede yerini aldı. Görüyorsunuz her yer rengarenk çiçeklerle dolu. Türkiye'ye çiçeğin önemini öğretti Bayındır. Çiçek üretmeyi öğretti adeta. Çiçek ihtiyacının, Türkiye'nin çiçek ihtiyacının %70'i Bayındır ilçesinden karşılanıyor. Boşuna denmiyor çiçeğin başkenti diye. 9-10 ay boyunca mevsimlik üretim yapılabiliyor ilçede. Ve işte 23. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali de bugün başladı. 8 Mayıs'a kadar sürecek. Sizin de söylediğiniz gibi koronavirüs sebebiyle, salgın sebebiyle yapılamıyordu festival. Bu yıl özlenmiş olsa gerek ki gördüğünüz gibi her yer cıvıl cıvıl kalabalık. Henüz kortej yürüyüşü başlamadı. Festival kapsamında şu an üzerinde bulunduğumuz caddede, Atatürk Caddesi'nde kortej yürüyüşü başlayacak ve Tarım ve Orman Bakanı Profesör Vahit Girişli de bu kortej yürüyüşüne katılacak. Çiçek Festivali çerçevesinde çiçekler de görücüye çıkıyor, sebze fidanları da görücüye çıkıyor. Bayındır bugünlerde ta 8 Mayıs'a kadar rengarenk. Dediğimiz gibi Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yarısından fazlasını, %70'ini karşılayan ilçe bugünlerde hem mis gibi kokuyor hem de rengarenk. Hakkari'de annesinden ayrı düşen yavru ayıya Van'daki koruma ve rehabilitasyon merkezinde büyük bir özenle bakılıyor. Hakvan ismi verilen yavru ayı sevimli halleriyle merkezin maskotu oldu. Henüz 3,5 aylıkken annesinden ayrı düştü. Doğada tek başına bitkin halde bulunan bu sevimli yavru önce biberonla doyuruldu. Ardından tedavi ve bakımları için koruma altına alındı. Getirdiklerinde ilk müdahalesini, muayenesini yaptık paraziter muayeneleriyle birlikte ve hayvanın genel durumunun gayet sağlıklı olduğu tespit edince annesini bulması için tekrar Çukurca ilçesine, bulunduğu alana korumalı şekilde bıraktık. Buraya bıraktık, bu bölgeye. Anne ayının onu bulması için yavru ayı bir süre doğaya bırakılsa da sonuç alınamadı. Hal böyle olunca bu sevimli yavru Van 100. Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Gelmedi, annesiyle buluşturamadık. Hem öksüz ve hem yetim olarak ortada kalan yavruya biz artık 5. günden sonra tekrar aldık. Sevimli yavruya bir de isim verildi. Şirinliği ile merkezdeki çalışanların da ilgi odağı oldu. Hakvan ismi verilen yavru ayı sevimli halleriyle de merkezin adeta maskot haline geldi. Doğal ortamına rahatça alışabilmesi için de uygun bir habitat ortamı oluşturuldu. Hakvan bir bebek gibi 3 saatte bir biberonla besleniyor. Yavru ayı doğaya bırakılmaya hazır oluncaya kadar merkezde yaşamaya devam edecek.
Ve piyasalarda günün nabzı nasıl atıyor? Gelin hep birlikte bakalım, yansıyor işte arka plana. Borsa İstanbul 100 endeksi yukarı yönlü seyir halinde, 2479 puandan işlem görüyor. Dolar 14,85 liradan, avro 15,76 liradan işlem görüyor. Altının onsu ise 1895 dolar sayın seyirciler. Devam edelim diğer verilerimizle. Gram altın yine yukarı yönlü seyirde, 906 lira. Çeyrek altın 1482 lira. Yarım altın 2964 lira ve Cumhuriyet altını da 5912 lira. İşte bayram tatilinin hemen ardından piyasaların nabzı gün ortasında bu şekilde atıyor. Kobilerin Bankası Halkbank'ın katkılarıyla. Ve bu verilerle virgül koyalım, saat başında tekrar görüşmek üzere.